Herkese günaydın. Saat tam 7.30 ve Gevezin'in oyununda canlı yayın aracımızla Bahçeli Evler'deyiz. Bahçeli Evler'de E5'in üstüne çektik canlı yayın aracımızı. Yakışıklı canlı yayın aracımızı ve aynı zamanda misafirlerimizi burada ağırlamaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese bir günaydın diyeyim. Tek tek de soracağım. Bugün enteresan bir konudan bahsediyoruz. Erkekler evlilikten korkuyorlar. Neden? Evet, neden biliyor musunuz? Çünkü onlarda şöyle bir mantık var. Bir çiçekle yaz geçmez korkuyorlar. Yani tek kadına bağlı kalmaktan korkuyorlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bir kere cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum ben başta. Neden? Çünkü zabong diye doğruyu söylediniz. Ama öyle. Gerçekten bizim erkeklerimiz biraz çok maymun iştahlı oldukları için kadınlarımız daha erkeğine bağlı ama erkeklerimiz öyle değil. Bu bir gerçek. Ve bundan dolayı da evlilikten korkuyorlar. Aynen öyle. Ama evlilik olsa da 3. 5. yılından sonra mutlaka başka bir çiçeğe yönelme de var. Ha, yani böyle bir kaş göz oynama tabii var. Tabii ki. Allah Allah, hiç duymadım öyle şeyleri ya. Nesi, sen duydun mu? Biz ruh sinirde çalışıyoruz hemen yan hastanede. Biz böyle kadınları tedavi etmeye çalışıyoruz. Süpermiş. Ne diyorsunuz? Bundan dolayı mı korkuyorlar? Kimse sizi görmüyor, isminizi de sormayacağım. Sadece merak ettim. Fikrinizi alayım. Utanıyorsunuz, tamam. Valla bence de arkadaş doğru söylüyor. Böyle midir? Aynen, o yüzden erkekler biraz evlilikten çekiniyor. Çünkü evlilik bir bağlılık anlamına geliyor onlar için. Bir kişiye bağlı kalıp da öbür geçirmek istemiyorlardır. Çok enteresan. Ben şimdi Umur'a da soracağım. Umur, günaydın. Günaydın, merhabalar. Umur, böyle mi? Az önce misafirlerimizi dinledin. Böyle mi hikaye hakikaten? Evet. Ya bence erkekler sorumluluk almaktan... Sorumluluk diyelim buna diyorsun. Sorumluluktan korkuyoruz. Yani genel olarak erkekler biraz daha özgür bir yapıya sahip bence. Şimdi o özgür tarafını o zaman buradaki dinleyicimiz özgür tarafını doğru tespit etmiş. Doğru mudur? Evet, evet, doğru. Yani erkekler sorumluluktan kaçıyor. İstekleri bitmiyor. Kadınlar da biraz kısıtlayıcı davranınca korkuyoruz biraz. Ya şimdi biz o kısıtlayıcı davranmak tarafı şey. Diyorsun ki kadınlar bizi kısıtlamasa ne kadar rahat olacak? Evet, yani her şeyi yanlış anlamasalar biraz. Sağ sola bakınca niye ona baktın, buna baktın demeseler biraz daha rahatlayacağız. Yani mesela ne bileyim, Mustafa, İbrahim, Süleyman, sen, ben, beşimiz tatile gideceğiz. Niye hanımlar bize izin vermiyorlar mesela? Ya yani niye izin vermiyorlar? Yani o kadar güvensizlik var ki. Evet, yani neymiş efendim? Bodrum'a 5 tane erkek yaz tatilinde niye baş başa gidiyorsunuz? Değil mi yani? Yani erkeğe gezilmezmiş. İlla başka bayanlar olmak zorundaymış. Bir şey soracağım abi. Umur, biz yok öyle bir şey ya. Bize belki erkeğe gidiyoruz yani. Biz bize konuşuruz. Erkek erkeğe tatile gitti değil mi? Böyle tek baş başa. Evet. Peki şimdi erkek erkeğe gidildiğinde doğru söyle, biz bizeyiz. Kaş göz oynuyor mu? Ya şimdi bekarsak oynuyor. Yok, bekar değiliz. Bekar değiliz, evliyiz. Bekar değilsek oynamıyor tabii. Yani aramızda kaslı oynamıyor diyelim. Anladım. Bu arada bir dinleyicimiz de şey demiş. Abi, kadınların da çok başı ağrıyor. Hep erkeklere sallamasınlar demiş. İşte burada da bak, burada da böyle cevabı geldi. Peki, heyecanın geçmiştir diye tahmin ediyorum. Evet, geçti. Şimdi zarfını açtım, mührü kırdım. Üstümüzü başımızda mum yaptık. Peki, soruyu da aldım. Soruları da aldım daha doğrusu elime. Kolay sorular. Sadece hızlı cevap vermen gerekiyor. Evet. Kendini ruhen ve bedenen hazır hissettiğinde bana başla diyeceksin. Ben de senin süreni başlatacağım. Hazırım. Başla dediğinde başlatacağım. Başlayabiliriz. Kelaj. Abidik gubidik twist ile gel sözleriyle özdeşleşen Seren Serengil'in de babası olan komedyenimiz kimdir? Rahmetli. Bilir misin? Tanıyor musun? Yok. Evet bak. Evet. Öztürk. Evet. Oo, harika. Genellikle kuruluşların bir simgesi olan yakaya takılan metalden yapılmış küçük simgeye ne denir? Yakamıza ne takarız? Broş. Erkekler ne takar? Yani,
herkes, kadınlar da takıyor, erkekler de takıyor bunu. Rozet. Koparılmış çiçekleri koymak için kullanılan cam ya da toprak türü maddelerden yapılan kaba ne denir? Taksı. Deniz taşıtlarının kıyıya yanaşması için yapılan tahta ya da betondan yerlere ne ad verilir? Liman. Değil. Gemiler nereye yanaşır? Gemiler nereye yanaşır? İskele. Evet abi, iskele doğru cevap olacaktı ama maalesef bütün bu yanıtları bir dakika içinde 10 tane doğru yanıt vermemiz gerekiyordu ama biz maalesef oralara gidemedik. Olmadı. Bilerken daha rahatmış ya, katılmak daha zormuş abi yani. Biliyorum ya, çok heyecanlanıyor insan ve haklısınız yani. Sonuçta her gün 1000 lira için bir yarışmaya katılmıyorsunuz. %100 haklısınız. Biliyorsun normal şartlarda 15 gün sonra tekrar yarışabiliyorsun ama bayram öncesi yarınki program özel program. Her bir gevezenin oyunu 10 bin lira değerinde olacak. Valla 10 bin lira yapıştıracağız. İnşallah. Şimdi olmadı. Yarın şansını denemeye devam ediyorum. Ve hemen bir baraj sorusuyla kaldığım yerden devam edeceğim. Zor da bir baraj sorusu olsun istiyorum. Gerçekten zor bir soru. Senin adın ne? Gel bak mikrofona. Adın ne? Yağmur. Yağmur, ne güzel bir isim. Kaç yaşındasın sen? 6. 6, tamamen mi 6? Başında mısın, sonunda mısın? Başında. Oh güzelim benim. Allah seni nazarlardan saklasın. Büyüyünce ne olmak istiyorsun Yağmur? Doktor. Ne doktoru? Çocuk doktoru. Çocuk doktor olmak istiyor. Ben çocukken polis olmak isterdim. Bir polis ya da pilot olmak istiyorum. İkisi de olamadım diye hala üzgünüm ya. Peki var mı arkadaşların senin gibi doktor olmak isteyen? Zeynep. Zeynep, o da mı doktor olmak istiyor? O da çocuk doktor olmak istiyor. Kaç yaşında Zeynep? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Seviyor musun sen peki Zeynep'i? Oynuyor musunuz? Evet. En çok ne oynuyorsunuz onunla? Annecilik. Oho, kim anne oluyor en çok? Ben. Anne oluyorsun. Zeynep de çocuk mu oluyor? Bebek oluyor. O da bebek oluyor. Mesela işte bak, bugünün konusuyla çok önemli bir çok önemli bir şey söyledi. Mesela erkek çocukları hiç babacılık oynamıyorlar. Hikaye budur abi. Çocukluktan belli. Erkek çocukları ne oynuyorlar? Futbol oynuyorlar. Futbolcu ileride ne yapıyor? Futbol oynuyor. Ben en iyisi baraj sorusunu sorayım. Ya son zamanlarda bu sorunun yanıtını televizyonda duymuşsunuzdur. Bak, televizyondaki dizilerden duymuşsunuzdur. Ama şimdi ben soracağım. Payitaht ne demektir? Tekrar soruyorum. Payitaht ne demektir? İlk doğru yanıt canlı yayında misafirimiz olacak. 0533 0407 700. Tekrar ediyorum. 0533 0407 700. Payitaht ne demektir? Cevaplarınızı istiyorum şimdi. Süper FM. Peki bakalım, herkese bir kez daha günaydın. Gevezenin oyunundan, canlı yayın stüdyomuzdan, canlı yayın stüdyomuz dediğim otobüsten bugün canlı yayındayız ve şu anda tam olarak Bahçeli Evler'deyiz. Bahçeli Evler'de bir AVM var, E5'in üstünde. Onun tam karşısındayız arkadaşlar, tam karşı şeridindeyiz. Böyle bir koru gibi bir yer var, onun önüne çektik canlı yayın aracımızı. Sizleri bekliyoruz, sizleri de yalnız beklemiyoruz, yayına da alıyoruz. Ve aynı Cihan'ı aldığım gibi. Cihan, günaydın. Günaydın gevezem. Cihan ya, şu konuyu sana da sormak istiyorum. Ne diyorsun? Erkekler evlilikten korkuyorlar mı? Abi, sebebi olanlar korkabilir ama sebebi olmayan birinin korkmasına gerek yok. Sebebi olan derken biraz açabilir miyiz orayı? Ya abi, ne bileyim ya, böyle hani dışarıya düşkün, özgürlüğünü yaşamayı seven. Şimdi buna özgürlük mü deniyor? Bunun adı özgürlük. Dışarıda olan arkadaşlarımız için geçerli olabilir bu. Ya mesela ne bileyim, ben özgürlüğüme düşkün biriyim. Mesela kız arkadaşın da özgürlüğüne düşkün biri o zaman. O da onda onun, yani sonuçta insanlar eşit. O zaman evet, ne olacak? O zaman çatışma çıkıyor. Ha, ben özgürlüğüme düşkün olayım da kız arkadaşım özgürlüğüne düşkün olmasın. Yok öyle abi mi? Bu işleri açtıktan sonra evlenelim. Ha, bunlar bittikten sonra evlenmek lazım. Evet, evet abi. Peki sence bir erkek bunları kaç yaşında aşıyor?
Abi 40 yaşında aşağı. Yani diyorsun ki erkek adam evlenecekse ne yapacak? 40 yaşından sonra evlenecek, öyle mi? Benim fikrim o en azından. Oğlum 40 yaşından sonra kim alır bizi ya? Hiç abi kimse olmaz. Evli misin? Ben bekarım abi. Bekarsın. Peki o zaman derin bir nefes al. Elimde zarfın var. Ve zarfını açtım. Bu arada Instagram'dan an itibariyle canlı yayındayız. Bizi internetten dinleyenler biraz gecikmeli dinliyorlar, biliyoruz bunu. Dolayısıyla baraj sorularını geç gördük, geç duydukları için bize geç cevap veriyorlar. O yüzden Instagram'dan anlık olarak bizi takip edebilsinler diye ve baraj sorularını zamanında duysunlar diye canlı yayın yapıyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Ya da bizim ne derler? Ne dedin o güzel yüzümüzü diyeceğim de benim yüzüm şu anda bakıyorum güzel diye bayağı atırsına benziyorum. Sakallar falan da var. Dolayısıyla güzel olmayan yüzümü görmek istiyorsanız oradan da bizi takip edebilirsiniz. Geveze Show adresinden. Soruları açtım. Valla sorular kolay. Sen kendini hazır hissettiğin anda bana başla diyeceksin. Ben de senin süreni başlatacağım. Başlayalım Geveze. Bir dakika, yapamıyorum onu şu anda. Bir dakika, bir şeyi ters yaptım. Ha tamam, çok özür dilerim. Ekranımı sağa sola götürüyorum da şu anda. Heh. Bir daha bana başla der misin lütfen? Başla. Gemi yöneten, geminin her şeyinden sorumlu ve gemide her şeyde yetkili... Kaptan. Zarar verdiğinde ve nazar değdirdiğine inanılan göz için ne denir? Kem. Kime emmi deriz? Emmi. Amca. Evet. Bilgisayarlara ya da bilgisayar ağlarına izinsiz olarak giriş yapan korsanlara ne denir? Hacker. Bataklık gazı olarak da bilinen gaz nedir? Metan. 18 Mart Üniversitesi hangi ilimizdedir? Çanakkale. Amerika'nın kuzey komşusu kimdir? Kanada. Tolstoy'un Savaş ve Barış romanında hangi iki ülke arasındaki savaş anlatılmaktadır? Bilmiyorum. Bir tanesi Fransa. Tolstoy nereli? Rus. Fransa, Rusya. Üç büyük kulüp Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan teknik direktör kimdir? Üç kulüpte de şampiyonluk yaşadı. Mustafa Denizli. Ney çalan kişilere ne ad verilir? Son soru, çabuk. Neyzen. Abi süre geçti. Süre bitti ve neyzen cevabı geldi. Neyzen doğru cevaptı ama... Of. Abi yaptık. Bir yardımcı ol. Vallahi yaptın. Yani neyzenin neyesi sürenin içindeydi. Eyzeni sürenin dışındaydı. Olur abi, neyzeni söyledik. Amaç... Yalnız oradaki gülme böyle, bilemiyorum. Yani... Yani bütün bunları niçin söylüyorum biliyor musun? Şimdi bayram geliyor ya. Evet abi. O yüzden... Yani hakikaten bayram geliyor diye bana verilen yetkiyle, yani o neyzenin nesini neyzen olarak kabul ediyorum, sana da 1000 lirayı veriyorum. Helal veriyorum ya. Veriyorum ya, ama 1000 lirayı mı saklayacağız ya? Sağ ol abi. 1000 lira senin oldu. Ya normal şartlarda gerçekten neyzen derken nesi sürenin içindeydi ama eyzen değildi. Ama basketbolda da havadaki top eğer basket olursa basket sayılıyor ya. Bizimki evet de biraz, bizimki de biraz öyle oldu. Havadaki topu basket saydık. Biz biliyorsunuz bayram üzeri. Ya şunu merak ediyorum. 1000 lirayla ne yapmayı planlıyorsun? Abi önümüz bayram. Yani yiyenlerimize harçlık veririz. Belki kıyafet alırız. Abi kaç tane yiyen var? Yiyenlere harçlık veririz, öyle bir söyleyeyim ki. Benim 86 tane yiyenim var. Hepsine 10'ar lira versem 860 lira para ediyor zaten. Abi bende 5 tane var. Biraz bonkör davranırız belki. Ya onlara bak, para verme, onlara şeker ver. Akide şekeri birer tane eline ver. Bayram mı bayram, şeker mi şeker. Olay abi, bitiyor. Abi şekerlik yaşı geçtiler. Mesela biz hep bizim kapıda şey bulunduruyoruz. Bir tane kasemiz var, içinde toz şeker var. Bayram için toz şeker, bayram için şeker almaya gelen bizim apartmanda çocuklar oluyor. Kapıyı çalıyorlar. İyi bayramlar diyorlar. Ben de toz şekeri uzatıp şey diyorum. Teker teker alın. Sen de bana bonkör müsün
Ya yok, ondan sonra çocuklara böyle şey de veriyorum, ne derler, bayram harçlığı veriyorum, ama onların o yüzündeki o şaşkın ifadeyi görmek milyonlara bedel, yemin ediyorum. Bir de böyle hakikaten bir tanesi geçen sene gidip şey yapmıştı, böyle şekere de uzanmıştı. Güle güle harca, harcadıkça da bizi hatırlarsın. 1000 lira senin oldu. Sağ ol geveze. Ve bir tane 1000 lira vererek hayat geçmeyecek ya, bir tane daha verelim. O zaman bir tane baraj sorusu sorayım. Matematik sorusu olsun. 8'in 2 katının 4 ile çarpımının karekökü kaçtır? Tekrar soruyorum. 8'in 2 katının 4 ile çarpımının karekökü kaçtır? 8'in 2 katının 4 ile çarpımının karekökü kaçtır? 0-533-0407-700. Tekrar ediyorum. 0-533-0407-700 sizin için çalışmaya başladı bile. Evet. Ve veda zamanı. Hayata nasıl bakıyorsunuz? Hayata bakış açınız nedir? Açıkçası bilmiyorum. Ama şimdi eğer müsaade ederseniz farklı bir yerden bakmanızı isteyeceğim hayata. Hayata su gibi bakmanızı isteyeceğim. Suyu bilir misiniz? Bilirsiniz tabii. Su önemlidir. Su hayattır. Su olmayınca hayat olmaz. Ben suyun doğasına hayret ederim. Her zaman hayret etmişimdir. Bakın. Suyla ağaçlar buluştuğunda ağaçların çiçek açmasını sağlar su. Ateşle bir araya gelince onu söndürür. Kirlere çarpınca onları temizler su. Un ile karşılaşınca onu pişirmeye hazır hale getirir su. Güneşle ittifak kurunca gökkuşağı ortaya çıkar. Ama suyu yalnız bırakırsanız, mesela bir bardağın içinde, bir derede ya da bir küçük böyle bir göletin içinde, su yavaş yavaş bataklığa dönüşür. Çamurlaşır, yosun tutar. İşte arkadaşlar, insanın gönlü de su gibidir. Başkalarını etkiler ve yaşam verir. Ama tek başına kalınca kapanır ve yavaş yavaş ölür. Su gibi olmayın ya. Ya da su gibi olun. Ama hep bir şeylerle karşılaşın. Benden bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.